Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere evde ocağın üzerinde patlıcan tava nasıl yapılır? Bütün ayrıntılarıyla ve püf noktalarıyla bu videomda sizlerle paylaşacağım. Şimdiden herkese iyi seyirler. Bugün sizlere vereceğim tarif 5 kişilik. 4 adet patlıcan, 5 adet domates, 7-8 adet sivri biber, 1 adet kuru soğan, 3-4 diş sarımsak, 200 gram et, 1 yemek kaşığı salça, 1 su bardağı et suyu. Öncelikle patlıcanlarımızı alacalı bir şekilde soyalım. Soyduktan sonra küp küp doğrayalım. Eğer patlıcanlarınız acıysa tuzlu suda bekletmenizde fayda var. Patlıcanlarımızı doğradıktan sonra biberlerimizi önce ikiye bölelim. Sonra da küp küp doğrayalım. 1 adet kuru soğanımızı ve sarımsağımızı da piyazlık şekilde doğrayalım. biber ve sarımsağı doğradıktan sonra domateslerimizi iri küp halinde doğrayalım. Dilerseniz kabuğunu soyabilirsiniz. Yemeğimizin sebzeleri hepsi hazır. Ben eti daha önceden haşladım. Fırında yapmayacağım için yani ocakta pişireceğim için o yüzden eti daha önceden haşladım ve bir bardak et suyunu da ayırdım. Yemekte kullanmak için. Şimdi ise bir tavanın içerisine Yarım çay bardağı zeytinyağı alalım ve üzerine doğramış olduğumuz kuru soğan ve sarımsağı ekleyip pembeleşinceye kadar kavuralım. Soğan ve sarımsak pembeleştikten sonra üzerine haşlamış olduğumuz eti ekleyip bu şekilde 5 dakika boyunca kavuralım. 5 dakikanın sonunda 1 yemek kaşığı domates salçasını ekleyelim. Salça, soğan ve et bütünleşinceye kadar kavuralım tavamızı bir kenara alıp bekletelim şimdi sebzelerimizi sıvı yağın içerisinde hafifçe kızartalım bir su bardağı sıvı yağını tavanın içerisine alıp patlıcanlar hafifçe kızarana kadar kızartalım patlıcanlarımız kızardıktan sonra havlu kağıdın üzerine alalım fazla yağını çeksin ve bu şekilde yemeğimiz fazla yağlı olmaz kalan patlıcanları da tekrar aynı işlemden geçirelim Önce kızartalım ve sonra havlu kağıdın üzerine alalım. Patlıcan tavada sebzeler kızardığı zaman yemek daha lezzetli oluyor. Patlıcanlarımızı kızarttıktan sonra biberlerimizi de aynı şekilde kızartalım. Biberlerimiz güzelce kızardıktan sonra önceden doğramış olduğumuz domatesleri de aynı tavanın içerisine alalım. 3-4 dakika boyunca öldürelim. Eğer içerisinde fazla yağ varsa fazla yağı süzelim. Yalnızca 2 yemek kaşığı yağın kalması yeterli. Domatesin üzerine 1 çay kaşığı tuz ekleyelim. Domatesin suyunu salması için. Domateslerimiz de hazır. Şimdi tavanın içerisinde ilk başta kavurduğumuz etlerin üzerine Patlıcanlarımızı ilave edelim. Güzelce patlıcanlarımızı yerleştirdikten sonra biberlerimizi serpiştirelim. Hafifçe erittiğimiz domatesleri en üst kısma gelecek şekilde yayalım. Ve aynı tavanın içerisine önceden ayırmış olduğumuz bir bardak et suyunu ekleyelim. Sebzelere tuz serpiştirmediğimiz için Buraya yarım çay kaşığı, pardon yarım tatlı kaşığı tuz ekleyelim. Tuz eridikten sonra et suyunu yemeğin üzerine gezdirelim. Ve artık yemeğimiz pişmeye hazır. Tavamızı ocağa alalım. Bu şekilde suyunu önce salıp sonra çekene kadar yemeğimizi pişirelim. Ben hafifçe sulu bıraktım. Siz dilerseniz tamamen suyunu çektirebilirsiniz. Yaklaşık bir 25 dakikanın sonunda yemeğim artık servise hazır. Şimdi sizlere sunum aşamasını göstermek istiyorum. Lokum kıvamında bir patlıcan tava oldu. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz eğer kanalıma abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda buluşmak dileğiyle hoşçakalın.